Merhabalar teyzem. Merhaba. Şimdi biz Altunhisar sokaklarına dolaşırken sizi gördük. Bu üç tane güzel bayan oturmuş buraya sohbet ediyorlar. Biz de sohbetinize dahil olalım dedik. Ne yapıyorsun teyzem, nasılsın? İyi, hoş geldin, sefaat olsun. Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ ol, Allah razı olsun. Bunlar oturmuş, ben de geldim, rahatsız oldum. Bunlar da hasta, bunlar da hasta. Kocadık, ne yapalım oğlum, gel. Kaç yaşındasın teyze? Benim var, 70'ine varıyorum. Vardım. 70'inde varsın. İsmin ne? İsmim Hanım. Hanım. Evet. Hanım teyzem, şimdi güneşli havayı gördün, çıktın, oh ısınayım dedin. Evet. Buraya çok kar yağar mı Altunhisar'a? Yağar da fazla yağmadı. Bu yıl yağdı bayağı. Bu yıl yağdı. Geçen sene o kadar yağmadı. Bu sene yağdı kuzum. Peki ne yapar? Altunhisarlı hanımlar kışın ne yapar evlerinde? Ne yapsınlar kuzum işte? Soba yakar, kömür sobaya, kömür odun kur, yakarlar. İşte çay kahve bir şeyler içerler. Başka ne olacak kış günü de kuzum? Yaşlatan bir şey iş yapamaz. Hiçbir iş yapamıyor musun sen evde? Bir şey yapamıyorum. Bir ev temizlenir kendi halimizde. Bir de soba kurarak, bir de yemek, aş. Yalnız mı yaşıyorsun? Kocam vardı, o da hasta, ben de hastayım. Eşinin rahatsızlığı var. O da doktor. Şekerden hiç yemez sabahda. Sandalyenin üstünde oturur. Hasta. Sen de ona bakıyorsun. Ona bakıyorum kızım. O da benim de hiç düzenim yok. Kalpten işinden de rahatsızım. Hastasın. Hastayım evet. İşte bu teyzelerin gelince biz de bunun yanına geldik. Dur bakalım şimdi o teyzemle de azıcık sohbet edeyim bakayım. İsmin ne senin? Ak Kadın. Ak Kadın. Evet. Oh ne güzel de ismin var. Kim koymuş senin ismini? Ne bileyim evvelden koymuşlar işte. Ebem dedem koymuş. Ebem dedem koymuş zamanında. Ebemin adıymış koymuşlar. Eskiden öyleymiş değil mi? Yaşlı büyüklerin isimleri konulurmuş. Evet konulurmuş. İşte öyle. Sen ne yapıyorsun teyzem? Kışın ne yaparsın? Ne yapalım? Havayı güzel görüp oturmuşum buraya da. Oturduk işte. Bir kadın gelir evimize, sobamızı yakar. İşte biz de oturup evimizi süpürüp bazı iki günde bir. Koca da var, hasta. Yaşlıyık. Çocuklar dışarıda bütün. Uzaktalar. Evet. Gelemez. Biri Bursa'da, biri işte Tuzla'da. Biri Tülüleburgaz'da kızı. Oğlan var işte hanımı öldü, o da şuralarda çıkıp yürü. Biri Adana'da uzmanı da emekli oldu. Küçük oğlan işte öyle. Özlüyorsun onları değil mi? Özlerim. Geçen büyük kız mı geldi birkaç gün durdu gitti işte. Duramıyorlar işte ne olursun. Herkesin evi var, barkı var, çocuğu var. Evet. Çoluğu var, çocuğu evet. Var. Sen evde hiçbir iş yapamıyorsun. Yapamam ben eğilip kalkamam. Senin de mi dizlerin ağrıyor? Ben boğrumda ameliyatım bilimden. Demir var buramda, platin. Bir tane vidalı. Ondan hiçbir şey yapamıyorsun. Yapamam, eğilemem bir şey. Ev süpüremem. Peki yemeğini kim yapıyor? Yemeğim sandalyede otururum, hazırlarım. Ocağı korum işte. Masan olsun, kuş ederim. Öyle hazırlarım. Öyle hazırlıyorsun. İşte ne yapayım? Kalkarım, lavaboya bağrımı dayar, iki bulaşımı yıkarım. İşte öyle idare ediyorum bakalım. İşte o kadın da gelir, bir ev süpürür. Çöp parası döker, su getirir. İşte sobamızı doldur, kor, koyar gider. Senin günlük ihtiyacını gideriyor. Gider, sağ olsun. Evet. O da bir teyzemiz oturuyor. Ona da bir bakalım. Bak bakalım, bir de ona bak. Değil mi? Bir de ona bak. Evet. İşte amcan da yaşlı. 82-81 yaşında benim. O 90 yaşında o. O benden 8 yaş büyük. Nasıl evlendin teyzem sen? İşte 16 yaşındaydım evlendiğimde. Ne bileyim eskiden bilmezdi, verirlerdi işte küçük büyük demezlerdi. Gördün mü daha önceden amcayı? Yok nerede gördüm eskiden Kore'de yok işte ana baba şeyden verirlerdi. Hinci çıktı o adede eskiden nerede gördük? Gördük kaçardık eskiden. Merhabalar amcam. Nasılsın, iyi misin? Vallahi işte basınla geziyoruz böyle. Cuma'ya falan geliyor, başka yok. Cuma saati. Heh, dükkan bizimdi böyle. Buraya da böyle kapattım, getirdim. Evet.
İsmin ne amcam senin? İsmim Necip. Necip. Necip amcam. Kaç yaşındasın? 30 kaç yaşındayım? 85 yaşındayım. 85 yaşında. Maşallah. Delikanlısın ama ya. Ya bırakın öyle. Ayaklar... Gitmiyor mu? Ayaklar kaslar şey oldu gayrı. Kesildi. Ayaklarım sürüklenmeye başladı. Çok ilaç içiyorum. Onu da doktor dedi, eczanı verdi, ne haber ilaç aldıysan şimdiden evdekileri de bir getir. Ben onlara bir bakayım. Hı. Seni başka bir teste tabi tutacağım dedi. Şimdi ben onları alıp götüreceğim oradan. Şeyde eczaneden alacağım, burada eczaneden. Yeri uzak, arabam yok, gidip gelem yok. Evet. Bir zamanın git gel buraya dedi. Gel diyor ama ben... gelemedim. Evet. Allah şifanı versin amca. Allah razı olsun. Bunları sen mi yaptın bu aletleri? Ben yaptım bunları. Ne zaman yaptın? Bunu 1980'den evvel yaptım. 70'e. Emekli olmadan. Nereden evvel. Emekli oldun? Maden tetik aramadan. Maden tetik aramadan. Emekli oldum. Evet. Bunları şimdi sen kendin tek tek yaptın öyle tek, değil tek mi? Tek tek yaptım öyle. Atılmış malzemeleri topladım. Hı. Buraya yaptım bunları. Bunlara bak buralarda da çok malzemeler var. Şeyli. Peki bunlar ne çalışıyor mu? Şimdi çalışıyor mu bunlar? Çalışıyor. Cereyanını bağlamadım. Bir cereyan yok çalışıyor. Elektrik bağlanınca? He. Çalışır. Ne bu bağlı, figürlerin şeyi ne? Neyi anlatıyor bu figürler? Ya şimdi bu sondaj makinesi. Evet. Birisi böyle şeyle dönerli, birisi de çakmalı yukarıdan aşağıya çakarlar böyle. Hı. Onu yaptım. İkisini bir şeye, bir makineye bağladım. Bütün mühendisler şaşırdı. Bunu nasıl yaptın diye. Şimdi isimsiz profesör ünvanı aldım. Evet. Üniversite mezunu değilim. Amerikan patentleri bozdum. 16 makine getirmişler. 2 şanzıman koymuşlar. Araya bir de zincir koymuşlar. Hı. Zincirler de koptu. Çalıştıramadık. Evet. O zincirleri attım. Makinenin şanzımanının birini de söktüm. Hı. Alman tipine döndürdüm. Mahkemeye verdiler. 4 tane mühendis ben buldum, 4 tane de Amerikalı var. Sen kime güvendin de burayı, bu patenti bozdun dediler. Vallahi kağıttan okudum onun şeyini, yapılışını dedim. İş gücünü çoğaltır, zamanı kaybetmez böyle. Bu makine dedim zamanı da kaybediyor, iş gücünü de kaybediyor. İşte 16 tane istedim, söküldü. Şey oldu, ortada duruyor. Evet. Çıktık. Bakın şeye, enstitünün menfaati icabı 50 lira ceza aldılar benden, Divan Harp'ten. Onu da genel müdür ödedi. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu aletlerden çok yaptın mı, bu maketlerden? Yok, sadece bu iki datım bilmiyorum. O maket neyi anlatıyor? Çok mühendis. Şu maket neyi anlatıyor? Çok mühendislere iş verdim böyle, bunlara gösterdim şeyini. Tezini verdiler talebeye, talebe tezini uğraşır. İsimsiz Necip Usta'ya gidin diyorlar, size bir şey versin, yapın. Hep senden mi esinlendiler tezlerini hazırlarken? Tezlerini hazırlarken senden mi esinlendiler? Senden mi yardım aldılar üniversite öğrencileri? Tabii benden yardım aldılar. Kaç tane, 8-10 tane mühendis vardı. Mühendis imtihanını verdiler hepsi. Birisi şaşırdı zaten. Bir şeye dedi, nasıl iki şeyi bağladın da tek şeyle çalıştırıyorsun dedi. Tek şeyle çalışır şu. Biri kalkar iner, birisi de böyle döner. Bu nasıl bir şey dedi, akla hayale gelmeyen bir şey. Ama ben yaptım bunları. Sen yaptın. Bunları yaptım. Evet. Şey makinelerini aldım, cam silgi makinelerini. Cam silgisi gidiyor geliyor böyle. Aşağıdan bir de ip şey bağladım ona, iplik bağladım. O birisi döndürüyor, birisi de öyle vuruyor. Evet. Peki şuna bakalım amca.
Anlatır mısın amcam? Burada neler yapılıyor? Şu bilye kapağıdır. Bu bilyenin kapağını böyle yapmışım bu şekilde buraya koyduk. Şu da yıldızdır böyle. Bunu da kendim elimle yaptım öyle. Burada sanırım ya, bir taş var, ya, öyle değil mi? Burada taşlar Ahmetiz var. Ama bu taşlar kıymetli bir taşlardır. Burada kıymetli taş bunlar. Şurada da var taşlar, o taşlardan. İşte gelip temizlenecek, bakılacak, şey olacak. Arzım bu da gelemiyorum. Evim yok. Hastalıktan gelemiyorsun, ha. Bunlarla ilgilenemiyorsun. İlgilenemiyorum. Peki burada maymunlar var. Bu maymunları ha. Espri olarak mı koydun, ne yaptın? Bakın, burada var böyle ağzını kapatmış, kulağını kapatmış. Gözünü kapatmış. Gözünü kapatmış. Bu maymun heykeli Japon şeyinden örnek aldım bunu. Bunu döktüm böyle bir şeyde. Sen yaptın. Tabii bunlar hep dökümdür böyle. Hep döküm, senin el emeğindir. Ya hep döküm bunları burada. Şunlar ne amcam? Bak burada bir şeyler var Necip amcam. Onlar da böyle kovalar. Şuraya bağlanacak o kovalar da. Ha, kova. Bunlar şeyin içinden çıkar. Karbüratörlerin içinden çıkar. Sen hepsini değerlendirmişsin. Atılmış. Yani bütün atık. Şeyleri değerlendiriyorsun. Atık şeyleri değerlendiriyorsun. Malzemelerle yapıyorsun bunları. Oh yapmışsın yani. Oh gönlüne sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah. Evet, Altunhisar'da Baki teyzenin yanındayız. Merhaba teyzem. Merhaba kuzum. Nasılsın? İyiyim, sağlığına duacıyım. Allah hoş geldin, sefa geldin kuzum. Allah İyiyim. Güzel. Buralı mısın? Buralıyım kuzum. Bu ev benim, temelli buralıyım ben. Doğuma, büyüme, koyum bura benim. Bura gelin geldim, bu şeydi. Burada büyüdüm, burada gelin oldum. Amcama oğul olurdu aldığım kocam. Amca çocuğuyduk. Nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz? Bir anlatabilir misin bize? Görme, kaybıdı. Bilme, kaçacağım. Gelin olacağım, günahdar kaçacaktım. Ben hiç görmem dedim ki. Bir de yüzüne kara peçe tutarlardı dinlemeye giderken. Onunla gitti. Bilmem, görmem, ayıbıdı. Hiç. Bir sene durursan nişanlıydı, aynı öyle. İki sene durursan aynı öyleydi. Amcanın oğlu hiç görmedin mi? Biliyordum da yani nişanlanınca hiç görmedim. Ayıp gelmedim yanına. Yani doğuma büyüme bilirdik. Burada koyayım amcam oğul olur bilirdim de. Evlenmeyi hiç tercih etmezdik işte. Bak dedem miydi? Deden yoktu, sen de gittin. Ben de gittim. Ayıp idi.
İtiraz etmedin mi? Yok yok, hiç itiraz edemem. Demezsin ki. Kendin öyle kolay mı demezsin. İkni de bilirse oraya gidecekti. Şimdi öyle değil. Kızlar kendi buluyor. Nasıl peki, anlaştınız mı? Anlaştık, anlaştık kuzum. Biz iyi geldik, iyi geçtik işte. Allah rahmet eylesin, gitti. Telaşıyla da var gitti, taş gitti, camız gitti. Dağlarda, yaylalara gittik kuzum. Onunla işte kuş zamanları bulduk. Her şeyimiz çoğuldu. Buğdayımız çoğuldu, koyunumuz çoğuldu. Camızlarımızı sardık. Yavrum pazar yoğdu. Korku yoğdu. Milangaz yok, bir şey yok. Ocakta biz samanla, odunla yemek pişiriyorduk. Öyleydi. Korku mu yoğdu, para mı yoğdu, malımız, mülkümüz de çoğdu. Yokluk görmedik ama pazar yok, bir şey yok. Almayı bilmezdik, para itmezdi. Koyun 2,5 liraydı. Kuzu 1 liraya satılırdı. Bizim günümüzde oyun çoğdu, her şey çoğdu ama korku yoğdu, pazar yoğdu, diri yoğdu, sütlü çorba, fasulye, işte mercimek ektiğimizi yirdik. Yani sadece ektiklerini, yazın ekiyordunuz, kışın yiyordunuz. Kışın yiyorduk, ha. Bostan dikerdik, kelak ekerdik, karpuz ekerdik, onları yirdik yazın. Bostan dikerdik. Şimdiki bir daha şimdi pazarda elinde çanta gezip yiyorum. Çok kar yağar mıydı o zaman? Çok yağardı. Bu sokaktan şu kadar yol bulur anca geçerdik. Şuralara çıkardı. Damların karı atılırdı, çatı yoğdu. Damları kürürler kürürler atardık. Buradan hiç geçilmezdi yollarda. Tavallar, taşlar. Su yok, binar yoğdu. Evlerde çeşme yok, ışık yok. Elimizde bir el feneri, ahıllarda gidip onu görürdük. Nasıl kar yağardı. O kalların içinde üşümezdik de öyle davarda su koruduk. Sizin gibi şeyde otellerde yakmazdık ya. Öyle cezamet çekerdik. Korkardık. Kışın ne yapardınız? Evlerde nasıl geçerdi vakit? Nasıl geçsin işte, davar koruduk, sığır koruduk, su çekerdik. Onlarla telaş edildi. El işi yapar mıydınız? El işi yapmazdık, ıslat okuduk sonra. Gelin olduğumda hiç yapmazdık. El işi yapmayı bilmezdik. Islat okuduk. Islat bilirdik. Nasıl dokurduk? O şey, ilk imarı da onunla dokurduk. Halı dokurduk. Ondan geldik. İpini falan siz kendiniz mi yapardınız? Kendimiz yapardık. Koyunun yuğunu eğittirdik. Onu boyattırdık. Boyacı vardı. Onu dokurduk. Yani pazardan almayı bilmezdik. Pazar yoğduk, ip yoğduk o zaman yağlı ipini, indiki gibi. Halı yoğdu, bir şey yoğdu. Kaç günde dokurdunuz bir halıyı? Bir ay deneyince dokurduk. Bir ay sürerdi. Kakar otururduk, hayvan koru, hasıl korurduk. Bir ay deneyince dokurduk. Peki o dokurken de böyle şarkılar, türküler, maniler söyler miydi? Söylemezdik. Duyardı, kaynatamız duyardı, evde kaynam duyardı. Biz utanırdık. Onları istemezdik. Onların yanında hiç sesiniz çıkmaz mıydı? Çıkmazdı. Konuşamaz. Gelin kızlık yapardık yavrum. Ben diye doğurup da oğlum büyüye nadir gelin kızlık yaptım. Ne kaynıma, ne kaynatama söylemedi. Gelin kızlık yapardık komşularımıza. Ne de büyük akrabamız varsa ona gelin kızlık yapardık. Konuşmaz mıydı? Konuşmazdı. Ayıbıdı. Ayıbıdı. İşte böyle günümüz geçti.
bugünü bulduk. Bugün iyi kuzum, Allah size rahatlık versin. Yemek bol, her şeyiniz bol. Birinci gebeliği, çocuklarım bulsun o günü. O gün dedi her şey bol oldu ama işte korku yoktu, bilgi yoktu, ilk adamla. Kardeş dedik. İkisi, bir ablam öldü, abim öldü, bir ben kaldım. Biz üç kardeşiydik. O sürdük, dedem büyüttü bizi. Benim annem bir küçükken ölmüş. Bilmem annemi hiç. Onunla dedem büyüttü bizi. İşte gelin, dedem de şey olurdu bura. Kardeşin oğul olurdu, kaynata, öpeyiz. Eskiden nasıl düğünler olurdu? Doğru, çok iyi düğün olurdu. Yemek pişerdi kazanlarına, orada ekmekler olurdu, bir hafta yemek yedirirlerdi. Eskiden gelinler gelinlik giyer miydi? Giymezdi, giymezdi. Kadife'den elbise diktirirlerdi gelinlere. Kadife'den ceket diktirirlerdi böyle giymek için. Şu kızın şeyiydi. Onlarla gelin gelirdi, yoğurdu, yüzünde bir duvak. Kafana kocuğunu bağlarlar, fesine gelirdik işte, fes de onu uzak. Onu ona gelirdik, gelin gelirdik. Peki altında olur muydu o fes? Olurdu. Altınsız gelin yoktu. Dedim ya, zenginiydi memleket, bu mahallede zenginiydi ama işte pazar bir şey olmadığından eski evim neyi, koyunu keserdik, kuzu keserdik, onları yiydik. He, onları yiydik kuzu. Peki gelinler nasıl gelin giderdi? Atla mı giderdi? Atlara giderdi, atına giderdik, atına. Nereye giderse mesela Bayat'tan gelin geliyor çünkü sana diyeyim, oradan atına gelirdi gelin diye. Kışın da düğün olur mu? Olurdu, kışın olurdu. Şimdi yazın olur düğünü, o zaman kışın olurdu. İşte şöyle, hasat bittik ki harmandirik biz. O hasat kalktıktan geldi düğün yaparlardı, onun için kışın olurdu. Harmanlar çok iyiydi. Buğdaylar biterdi, nohutlar biterdi. Buğdayımız çoğuldu. Bizim çiftimiz vardı, buğday öteberi çoğulurdu. Ne kadar sürerdi harman? Geri kara ağaçta sürerdi çoğu. Kara ağaçta kayakçı olurdu. Kara ağaç hangi ay oluyor? Üç ay. Üç ay sürerdi kara ağaç dedik. Bir tane ilk başlar ya kış. Ona kara ağaç dedik. O zamana da sürerdi harman. Arabayla geliyor, hayvanlarına, harallarına, samanlar gelirdi, hasatlar gelirdi, buğday gelirdi, arabalarına yıkılırdı, evvela korduk. Sen de gider miydin harmana? Giderdim. Koyun sağardım, giderdim, harmana da giderdim, davar sağardım. Davarımız çoğuldu, davara giderdim. Yaylaya giderdim, işte okullara giderdim. Davar vardı, davara giderdim çok. Harmana da bir işimiz düşerse azlık iletmeye neye gidiyor. Kaç tane davarınız vardı? 200 neyi vardı. 200 neyi vardı. Hepsini sağır mıydın sen? Benim ilkim vardı. Yol davarı çok taşırlardı. Kaynatam gibi. Kaynım vardı. O güdür, ikisi güderdi benim kocamla. Kaynım güderdi. Bizim kendimizin davarımız da çoğuldu. Kaynım güderdi. Biz kendimiz çobanıydık. Davarımız taşımış çok. İşte bir sonra herkes dağıldı, herkes akıllandı, herkes evine ayırdı. Koyunu yine ayırdı. Ayrıldılar, gittiler. Onlar gitti. Ben burada kaldım kaynatamın evinde. Onlar ev yaptırdı. İkisi kaynım vardı. İkisi de gitti. Ben de kaynatamın evinde kaldık biz. Kaynam vardı, kaynatam vardı. Baktın mı onlara? Baktım. Benim yanımda öldü ikisi de. Benim yanımda öldü kuzum. Baktım. Hasta mıydı? Gözünden rahatsızdı. Kaynam ne diriydi. Hani öyle çok yatmadı, hasta olmadı da. Kaynatam amaydı, gözlerinden sonradan oldu, yaşlıydı.
zordur değil mi bakın? Zor tabii o zulmet bazen o anda o şeyde zor bakın. Şimdi yine kolay. Niye kolaydı? Makine var çamaşırı yiyor. Makine var bulaşığı yiyor. Makine var her tertemiz her şeyi temiz. O zaman yoktu yavrum ne arasın? Orada gittiğiniz çekim illere gittiğiniz yerde hamam dedik. Orada hamam var oraya giderdik çamaşır yiyemeye. Kazanlarına su kızdırdık orada yurduk. Evde mi yıkardık? Evde. Makinenin arasını elimizde, elimizde yıkardık. Deterjan da yok. Şey vardı, deterjan vardı. Sabun iyi boludu, onlar bol. Vardı, onlar vardı. De işte yani makine yoktu. Kendi çocukların oldu. Onları büyüttün. Kendi çocuklarım ne arasın? Şu bir gördüğüm oğlum. Başka yok mu? Yok, yok. Çocuğum ne arasın? Yok. O bir kız işte o. Onun 4 çocuğu oldu. 2 kız, 2 oğlu oldu bunu. İşte onu ona senin durur. Senin bir oğlun mu var? Bu bir çocuk oğlum var işte. Hiç. Ne kızım var ne bir şeyim var. İlk kim bu çocuk? İşte ben diğerde doğum yapmadım. Allah bağışlasın. Sağ ol. Hepinizi esirgesin. Bak ezenler okun okan. Cümleyi esirgesin. İşini rast getirsin. Allah sizi işinizi, yolunuzu devam ettirsin. Sağ ol. Senin de işin gücün rast getirsin. Amin. Amin kuzum. Herkesin işini rast getirsin. Kazadan beladan.